Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 8. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı örnek soru kitapçığının çözümlerini yapacağız. Hatırlatmamı yapıyorum arkadaşlar, buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Şimdi bu 2024-2025 biliyorsunuz 2023-2024'te de örnek senaryolar yayınlanmıştı. 7. sınıftan bilirsiniz siz. Onların da hepsi arkadaşlar bir oynatma listesinde toparladım. Onlara da bakmanızda fayda var. Ayrıca arkadaşlar burada görmüş olduğunuz 8. sınıfla ilgili oynatma listelerime de bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. LGS için de çok işinize yarayacaktır. Liseye geçince gerilerine de bakabilirsiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Diyor ki arkadaşlar, dünyanın güneş etrafındaki konumları aşağıdaki modelde verilmiştir. Görüyorum. 1, 2, 3, 4. model. Bak sevgili arkadaşım, bu sanal ekseni var. Bu eksen eğriliğine dikkat et. Buna göre yaz-kış oluşumlarını göreceğiz. Türkiye'de bulunan bir ağacın her ayın ilk günü öğle vaktinde oluşan gölgelerin boyu ölçülecektir. Buna göre dünya 3 numaradan 4 numara konuma geçerken, yani buradan buraya geçerken, bu aralıkta arkadaşlar 4 numaralı konuma geçerken yapılan ölçümün grafiğini çizin. Arkadaşlar öncelikle şuna karar verin. Bakın böyle duruyor. Bizim Türkiye arkadaşlar nerede yer alıyor? Kuzey yarım kürede. Şimdi bak, çok açık ve seçik gözüküyor. Kuzey yarım küreye şuradan dünya güneşten ışınları göndersen nasıl düşüyor? Eğik düşüyor. Bak buradan paralel gönderdiğimde güneye dik düşüyor. Yani burada yaz yaşanırken arkadaşlar bizim dünyada da kış yaşanıyor, değil mi? Tam da 3 numarada arkadaşlar hangi tarihi söyleyebiliriz? 21 Aralık. Kuzey yarım küre şeyi görüyor. Türkiye'yi düşün. Şu an biz 21 Aralık'a doğru gidiyoruz arkadaşlar, değil mi? Daha sonra ne olacak? Günler uzamaya başlayacak. Burası da ekinoksa gelecek arkadaşlar. 21 Mart olacak. Burası da 21 Haziran. Yani o civarlar olacak. Yani Aralık'tan arkadaşlar, Aralık'tan Mart'a doğru gidiyoruz. O zaman ölçeceğimiz aylar ne? Ocak, Şubat, Mart. Ve arkadaşlar ne oluyor? bu durumda boylarımız önce yüksek, sonra düşük, sonra daha da düşük olacak. Çünkü güneş ışınları gittikçe dikleşmeye başlayacak. Daha dik gelmeye başlayacak. Güneş ışınları daha dik gelmeye başlayacak. Çünkü artık günler uzamaya başlayacak arkadaşlar, değil mi? Şurada artık en yatık geldiği pozisyondur. Güneş ışınlarının en yatık geldiği. O yüzden yatık geldiğinde bak şöyle düşün. Şurada ağacımız var. Şöyle yatık gelirse bak boyu uzar, gölge boyu. Ama dik gelirse de ne olur sevgili arkadaşım? Gölge boyu kısalır. Gittikçe kısalıyor. Anlaştık. Olayın mantığını anladıktan sonra gerisi çok kolay. 2 numarayla devam edelim. 2 numarada da diyor ki dünya üzerinde F ve C şehirleri yılın birbirini takip eden aynı tarihlerinde ölçüm yapılmış arkadaşlar. Gece gündüz süreleri aşağıda grafiklerin birbirini takip eden dedi, gece gündüz şey yapılmış arkadaşlar. Bu şehirlerin bulundukları yarım kürenin kesin olarak belirlenmesinin grafikte verilenlere ek hangi bilgiye ihtiyaç var? Tabii ki tarihe, değil mi arkadaşlar? Tarih bilgisine ihtiyaç var. Çünkü hangi zamanda bu ölçümü yaptığını bilmemiz lazım. Dikkat edersen bak burada geceler artıyor. Gece süreleri artıyor F şehrinde. Gündüz süreleri azalıyor gündüz. C şehrinde bunun tam tersi oluyor. Gündüzler artarken geceler kısalıyor. Heh, arkadaşlar bak örnek verdiğimizde az öncekinde de söyledik. Değil mi? Bak 21 Aralık'tan sonra bizde gündüzler artacak. Şu an mesela sen bu videoyu izlerken mesela Ekim ayındaysan günlerin kısaldığını, gündüzlerin kısaldığını şuradasın. Gündüzler kısalıyor, geceler uzuyor. Bu aralıktasın. 21 Aralık'tan daha sonra arkadaşlar inanması pek güç ama gündüzler uzuyor. Kışı yaşıyorsun ama gündüzler uzuyor. Bahara doğru geliyorsun. Aynı şekilde bak 21 Aralık 21 Haziran kısmında arkadaşlar Kuzey Yarımküre'de Türkiye'yi örnek al. Kuzey Yarımküre deyince hep Türkiye'yi düşün. Ne geliyor başına? Gündüzler uzuyor arkadaşlar. Geceler kısalıyor. Güney Yarımküre'de de bunun tam tersi oluyor. Gündüzler kısalıyor. Geceler uzuyor. 21 Haziran, 21 Aralık tarihlerinde de arkadaşlar
O da burası bak. Burada da şimdi gündüzler kısalmaya başlayacak. Kuzey yarımkürede Türkiye'yi düşün. Bunların tam tersi olacak. Bak Türkiye'yi örnek alırsan gündüzler kısalıyor. Şu an biz o aralıktayız değil mi? Yani Ekim ayında. Ekim ayında çekiyorum ben bu videoyu. Gündüzler kısalıyor. Geceler uzuyor. Okula gidiş saatlerinden bile anlarsın. Güney yarımkürede de gündüzler uzuyor. Geceler kısalıyor. Buradan yaptığımız neticeye göre de arkadaşlar bana tarih bilgisini verseydi ben bunların kesinlikle hangi yarımkürede olduklarını söyleyebilirdim. 3 numarayla devam ederiz. Ediyoruz da evet bir DNA'lar, MNA'lar birbirine girdi biyoloji dersi. Kalıtsal yapılar aşağıda modellenmiş arkadaşlar. Görüyorum. Gördüğünüz üzere ben senin için doldurmuşum. Büyükten küçüğe doğru gidelim arkadaşlar. Büyükten küçüğe. Bak en büyük parçamızdan parçalaya parçalaya gidelim. Kromozom. Kromozom neydi arkadaşlar? DNA'ların kendini protein kalıtsallarla kaplamasından sonra oluşan DNA sarmalı topluluğu. Bu bir DNA sarmalı topluluğu arkadaşlar. Şimdi geldim bak DNA sarmalı kim? Bunlar işte bak DNA sarmalı. DNA'lardan oluşuyor bu sarmal. Peki DNA ne? Bu DNA'yı da açıklayalım. Arkadaşlar bir kere tüm organizmaların canlılık işlemlerini ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyor değil mi? Kısaca ne diyebiliriz? Canlının kalıtsal özelliklerini taşıyan yapı diyebiliriz yani. Tamam mı? En kısa tarifi bu. Uzun tarif yaparsan bu. Evet. Geldim DNA'yı da parçaladım. DNA'nın da parçaları var. Gen. Gen ne arkadaşlar? Kalıtsal özelliklerinin şifrelendiği nükleotit diziler. Allah. Bu sefer de şimdi nükleotit çıktı. Bak hop bunların ayrıntısına geliyoruz. Burayı büyütmüş arkadaşlar. Şuradaki yapıyı gösteriyor. Bu da nükleotit arkadaşlar. DNA'nın yapı birimi. Ve bak şunlar DNA'nın yapı birimleri. Ve bunlar da arkadaşlar bak ayrı ayrı parçacıklardan oluşuyor. Bunlar da ne? Fosfat. Fosfat, şeker ve organik baz. Daha da detayına girersek bu şekilde de söyleriz. O zaman gelsin 4 numara arkadaşlar. 4 numarada yine devam ediyorduk. Yine KVL zincirlerinden oluşan DNA kendini hatasız eşler oluşturdu. 1 ve 2 numara nükleotit az önce konuştuk. Dizilimi aşağıda verilmiş arkadaşlar. KL. Bak görüyorsun K burada, L burada. K bu, L bu. Küçük bir inceleme yaptıktan sonra bunların KVL olduklarının farkına varıyorsun. DNA molekülünün nükleotit dizilimini yazacak olursak arkadaşlar... Biliyorsun DNA'da bulunan 4 tane baz var. Adenin, sitozin, guanin, timin, A, C, G ve T harfleriyle söylüyoruz. Bunlar hepsi A, G, T. Bu neden C arkadaşlar? Çünkü İngilizcesi C ile başlıyor da o yüzden. Tamam mı? Sitozin böyle. K için arkadaşlar adenin, guanin, guanin, adenin, sitozin, adenin. L zinciri için de timin, sitozin, sitozin, timin, guanin, timin sıralamasını söyleyebiliriz. 5 numara gelsinler bakalım. 5 numarayı çağırdık. Sahnedeki yerini almak üzere geldi. Aynı karaktere ait farklı fenotipteki bak aynı karakter olacak farklı fenotipteki iki saf. Saf döl bezelye çaprazlanmıştır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayın. Bezelyenin fenotiplerini belirleyerek bu çaprazlamayı yapın. Arkadaşlar farklı fenotip dediğine göre genotipleri AA ve A, büyük AA ve küçük AA olmak durumunda değil mi? Saf döller çünkü değil mi? Büyük AA ve küçük AA baskın çekinik. Bunların çaprazlamasını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? AA'yı yazdım, küçük AA'yı yaptım, çaprazlayacağım. Bak bunun da çok kolaydır arkadaşlar. Şimdi çarpmanın toplama üzerine çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini biliyor muydun sen? A artı B ile C artı D'yi biz böyle çarpıyorduk. Böyle. Bir nevi çaprazlama. Bak bununla bunu çarpsan AA olur. Bununla bunu tekrar çarpsan AA. Şimdi bununla bunu çarpsan AA. Şununla şunu çarpsan yine AA. Değil mi? Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Karşına ne çıktı? Bak hepsi de aynı çıktı. Hepsi demek ne demek? %100 demek. Ne çıktı? Melez çıktı. Büyük A küçük A dağılımından dolayı. Şimdi 2'yi de okuyalım arkadaşlar zaten söyleyecek. Çekinik karakterin fenotipte görülme olasılığı nedir? Arkadaşlar çekinik var mı hiç burada? Hayır hepsi de melez. O zaman %0. %0. Çünkü %100 melez fenotipli ve baskın fenotipli bezelyeler oluştu.
Bitti. Peki baskın karakterin fenotipte gözükme, şaka mı yapıyorsun? Bak hepsinde de büyük A var, baskın var. %100 tabii ki. Çünkü tepsi de ne oldu arkadaşlar? Melez oldu. Anlaştık mı? Anlaştık. 6 numarayla testi tamamlayalım arkadaşlar. Tamamlamak üzere çağırdık 6'yı. Diyor ki, tüm karakter, bir karakter bakımından farklı fenotiplerdeki A ve B bezelyeleri çaprazlanan sonucu A bezelyesiyle aynı fenotipte bezelye oluşmuştur. Buna göre A bezelyesinin genotipini belirlenebilir mi nedenini açıklayın. Tabii ki belirlenemez arkadaşlar. Çünkü neden? Belirlenebilmesi için arkadaşlar karakterlerinden hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğunun bilinmesi gerekir. Öyle değil mi? Buna göre de benim analiz yapmam gerekir. Bu durumda bu verilen örnekte bunu belirlemem namümkün. Mümkün gözükmüyor. Arkadaşlar gayet güzel bir test olmuş. İleriki zamanlarda da yine güzel güzel testlerimiz olacak. Hatırlatmamı yapıyorum. Ben buraya öğretmen liselerinin linklerini koyuyorum. Hem 2023-24'te de sorulan örnek senaryolar vardı. Onlara da erişebilirsiniz bu öğretmen listesinde. Ayrıca arkadaşlar şurada gördüğünüz, görmüş olduğunuz testlere de bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.